Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi tabii zaman zaman insanlar arasındaki ilişkilerde soğukluklar olabiliyor. Küskünlükler söz konusu olabiliyor. İnsanlar tabii özellikle bu zamanda hani burnundan soğuyor. Bir avuç filan diyorlar. Bazen bizim oralarda öyle derler. İnsan bir avuç kalmış. Yani. Bu kadar kalmış insanın kalbi. Dolayısıyla hazımsızlıklar da çoğalıyor birbirimize karşı. Kalpler daraldığı için. Küskünlükler olabiliyor. Şimdi bunlar çok sık olduğu için de bunun çarelerini de bilmek lazım. Ne yaparsak acaba bu küskünlükten kurtulabiliriz, barışabiliriz. Ahlak kitaplarında, din kitaplarında mutlaka bunlar geçiyor. Mesela bunlardan biri hediyeleşme olabilir mi? Diye şimdi, sorsak. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu konuda bir hadis-i şerif var da, hediyeleşiniz, muhabbet edersiniz buyuruyor. O enteresan bir şey, düğümü çözüyor. Biz ister istemez sıcaklık oluşturuyor değil mi hocam? Düğümü çözüyor. Düğümü çözüyor, evet. İnsanı gevşetiyor. Çünkü yaratan yarattığını en iyi bilendir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberdir. Allah-u Teala yarattığını ona bildiriyor. Bunların özelliği budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendilerine bir şey söylemiyor ki. İlacı söylüyor. İlacınız bu diyor. Buna göre hareket edin. Fedakarlıkta bulunun. Hatta markada yapılan bir araştırmada bu zamanımızda işte depresyon, strese bağlı olarak, üzüntüye, kedere bağlı olarak meydana gelen bu sinirsel rahatsızlık için tedavi olarak diyor ki insanlara yardım etmeli. Bir şey vermeli. Ha, bir şey vermeli. Verme deyince herkes para anlıyor. Para değil o. Ev götürüyorsun, aynı şekilde adama yol gösteriyorsun. Adamın işini görüveriyorsun. Veyahut da bir şey yazacak, yazı veriyorsun falan. Bir çocuğu seviyorsun, bir hayvanı seviyorsun. Yani. Bütün bunlar aynı şekilde vermektir, fedakarlıktır. Netice itibariyle Allah Teala öyle yaratmış ki bunları yapınca onları memnun ediyorsun. Memnun edince onların yayınladığı bir dalga boyu var. O sana da sirayet ediyor, sana da geliyor. Sende de aynı şekilde oluyor. Bu sefer bu şekilde hele İslamiyet'i öğrenmiş ve İslamiyet'in emirlerine göre hareket edince sen pozitif enerji yaymaya başlıyorsun. Yani insanlar daha doğrusu seni gördüğü zaman ferahlıyorlar. İçi açılıyor. İçi açılıyor. Bir de aynı şekilde hani demin söylüyordunuz bir avuç kalmış falan. Bazen bir avuç da kalmamış. Öyleler aynı şekilde gönlü dar olanlar görünce de ya şimdi şunun canına gitmeyelim. Sokaktan gidelim şimdi. Gideceğiz adam gene dandan başımızın etini yiyecek falan. Canımız sıkılacak. Canımız sıkılacak gene falan. Yani. Adam gıybet edecek, hakaret edecek, dövecek, sövecek bilmem ne edecek falan. Şey yapar gidersin. Ama öbürüsü yani üst sokak öbür tarafta ya uğrayalım mı gel ya falan bir uğrayalım falan ya bir çayını içeriz ya falan. Bir yüzünü görürüz olmazsa bir halatı sorarız falan diye. Evet. Niye? Ferahlamak için geliyor. Ferahlamak için geliyor. Şimdi Allah Teala rahmet eylesin şeyde Emel abilere sormuşlar. O TGRT ilk açıldığı yıllardaydı. Bir tane yeni birisi gelmişti o sormuştu. Siz hep gülüyorsunuz falan diye. Yani o zaman ona bir şeyler anlatmışlardı. Biz de oradaydık. İşte ölümü çok hatırlayan kimse, ahiret hazırlıklı olan bir kimse neşeli olur diye. Niye? Çünkü ölümü hatırlayan bir kimse kimseye hakaret edemez. Kimseyi dövmez, kimseye sövmez, kimsenin hakkını yemez. Bunlar olunca herkes bunu sever. Bu kimse de aynı şekilde telaşlı olmaz. Telaşlı olmaz. Rahat olur. Mübarek ölümü de farklı hatırlıyormuş demek ki. Değil mi? Biz ölümü hatırlayınca üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Hatta şey anlatırlar. O da farklı bir durum. Tezekkürün mevt diye geçiyor. Ölümü hatırlamak ömür uzatır. Niye uzatır? Onu da bir seferinde böyle açıklıyorlardı. Kitaplar açıklamış zaten. Oradan nakiller yapıyorlardı. Niye aynı şekilde ömrü uzatır? Çünkü ölümü hatırlayan bir kimse yalan demez, haram yemez, kul hakkına girmez. Rahat olur. Haset etmez. Haset etmez. Nefeslerini rahat rahat alır verir. Uzun uzun nefesler alır verir. Allah-u Teala da nefes sayısınca vermiştir ömrü. O yavaş tüketir. Yavaş tükettiği için de ömrü uzun olur. Peki öbürüsü?
Öbürüsü kimisini dövmüştür, kimisini şey yapmıştır. Acaba gelecek mi? Kimisini aynı şekilde tokatlamıştır. Şimdi iki ama sarma yiyorlarmış. Birisi diğerine demiş ki niye iki iki yiyor? Ya demiş sen de amasın, ben de amayım demiş. Nereden biliyorsun demiş, velev ki yesen bile. Nereden biliyorsun demiş benim iki iki yediğimi. Ben demiş iki iki yiyorum da demiş, tamam. Şimdi adam kendisi hırsızlık yapıyor, kendisi sahtekarlık yapıyor, kendisi hile yapıyor. Onun için herkesten tedirgin. Herkesten tedirgin. Evet. Herkesi kendi gibi görüyor. Kendi gibi gördüğü için de bu adam huzursuz. Onun için heyecanlı heyecanlı. Nefesleri peş peş alıyor, peş peş alıyor. Hani avdan gelmiş tazı gibi derler. Evet, öyle soluyor yani. Öyle soluyor. Dolayısıyla ömründe çabucak bitiriyor. Ömründe çabucak bitiriyor. Dolayısıyla bir kimsenin aynı şekilde rahat edebilmesi için veyahut da ferahlığa kavuşabilmesi için ilaç İslamiyet'i öğrenmektir. İslamiyet'i öğrenmek de Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden değil. Fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından. Mesela bu Hakikat Kitabı'nı yayınlamış olduğu tam ilmihal sertifiyeti ve İslam ahlak kitabı mutlaka okunmalı. İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabı mutlaka okunmalı. Ve zaman zaman da yine İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o Kıyamet ve Ahiret kitabı var. Mutlaka okunmalı. Peki ne iş yapar bunlar? Ha mesela o Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını okuyan bir kimse yani ona buna hırlayıp durmaz. Çünkü orada ölüm anında olan ve kabirde olanlar anlatılıyor. Onu görünce nefsi tırsar. Der ya bir dakika, ben ona hırlıyorum, buna hırlıyorum. Onu tekmeliyorum, bunu ısırıyorum. Aha ölüm var, kabir var. Bu benim başıma gelecek. Nereye gidersen git, uzaya gitsen de nereye gidersen git. Hani bir hükümdarın birisi bir saray yaptırmış falan. Zamanında alim, evliya bizatında açılışa getirmiş falan. Her tarafı gezdiriyor. En son demiş efendim, nasıl buldunuz? Çok güzel de demiş. Bir yerde demiş bir delik kalmış, orasını kapatamamışsınız. Adam heyecanlanmış, nerede kaldı demiş, hemen kapatalım. Demiş kapatamazsın, nasıl kapatamam falan. Orası demiş ölüm meleğinin girdiği yer, kapatamazsın onu. Tabii. O delikten bir gün girecek yani. Girecek. Evet. Bir gün aynı şekilde girecek. Dolayısıyla ölümü, ölümden sonrasını hatırlayan bir kimse kendisini dizginler, frenler. İslam alimlerinin hayatlarını ve kitaplarını okuyan bir kimse okudukça ya der ben insan mıyım, neyim? Hayvan mıyım? Hayvandan aşağı bir varlık mıyım? Ben aynı şekilde kendi hanıma, çoluğuma, çocuğuma bile aynı şekilde zarar veriyorum. Demeye başlar. Seneler önceydi. Daha TGRT falan olmadan önce o zaman biz Milli Eğitim'den ayrıldık. Cağaloğlu'nda o zaman Türkiye Gazetesi. O zaman Türkiye Gazetesi'nde geçmiştim. Ama dini sayfası var, bizim sayfa. O serviste çalışıyoruz. Bir mektup gelmişti. Diyordu ki ben dedi sizin gazetenizin dedi dağıtıcısı var. Her gün dedi önümde ben dedi boyacıyım. Her gün önümden geçiyor. Abi işte gazete falan et der, derdim falan. Şey. Dedi, kovardım dedi falan. Ama da hoşuma da giderdi o çocuk dedi. Ama dedi çocuk bıkmazdı gene benden dedi. Ben dedi her gün dedi boyacılıkta elde ettiğimi dedi içki alırdım içerdim. Eve nara atarak giderdim. Hanımı döverdim. Çocuklar şey yapardım. Eve girdiğim zaman çocuklar işte divanın altına girerler, şey yaparlar falan. Fakat dedi, benim dedi boyacılık yaptığım yerde karşıda da dedi, o zaman Türkiye Gazetesi'nin vardı orada, huzur veren gazete, Türkiye diye. O yazı da ikide bir gözüme ilişirdim. Ya bu gazete neresi huzur verir ki falan filan diye dedi. Ben de şey yapıyordum dedi. O sene dedi, bir gün dedi böyle, yine sizin dağıtıcı geçerken, ya abi vereyim demiş ya, boş duruyorum bak demiş, kimse de yok, okursun falan filan. Hey demiş, ver demiş, parasıyla aldım diyor. Aldım diyor. Orayı buraya şey yaparken orta sayfa dini şey yapıyor. Orada menkıbeler falan var. Onları okurken birini okumuş öbürsünü falan derken işte Cenab-ı Hak hidayet nasip edecek ya. Oradaki menkıbeler çok tesir etti. Allah Allah demiş. Ben ne biçim insanım demiş ya. Ve o gün söz verdim diyor. Bugün içmeyeceğim dedim diyor. İçmeyeceğim dedim diyor. Ve o gün diyor elde ettiğim şeyle diyor. Çocuklara aynı şekilde onlara sevdikleri çikolatadır, yiyecektir. Eve yiyecek aldım. Kucağım dolu diyor. Kucağım dolu. Eve gittim diyor. Zili bastım diyor. Biraz sonra diyor hanım korka korka açtı. Hanım da diyor ilk defa aynı şekilde böyle kucağım dolu olarak gelince diyor. Beni ayık görünce diyor. Sevinceden ağlamaya başladı diyor. Daha önce dövüyordum öyle ağlıyordu diyor. Şimdi sevinceden başladı ağlamaya diyor. Eve baktım diyor. Çocuklar diyor şeyde diyor divanın altında perdeyi kaldırıyorlar. Ve dedi bir mahcup oldum dedi. İçim bir doldu dedi. Çocukların o halini görünce dedi. On sana benim dedi getirdiğim hediyeleri falan dedi çocuklar görünce nasıl bir neşe, nasıl bir huzur onları alınca falan dedi. Vallahi dedi gazete dedi huzur veriyormuş. Daha doğrusu gazetenin anlattığı yani Türkiye Gazetesi'nin anlattığı İslamiyet huzur veriyormuş dedi arkadaş dedi ya. Ben bunu yakinen yaşadım diyordu adam. Yakinen başımdan geçti ve yaşadım diyordu. Hakikaten huzur verir. İslamiyet huzur verir. İslamiyet'in emri aynı şekilde huzur verir. Evet. Onu sindirdikçe elbette. Şimdi
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlar kendilerine iyilik edenleri sever. Ve hediyeleşiniz, muhabbet artırsınız. Ama dilenmeyi de reddediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şey yapmayınız, istemeden verilen şeyi alınız ama kimseden de bir şey istemeyiniz buyuruyor. İstemeden geleni tamam alınız falan. Ve bir din kardeşini sevdiğiniz zaman da aynı şekilde onu sevdiğini söyleyin. Yalandan değil ha. Aa ben seni çok seviyorum oğlum. Takı takı. Ya nasıl seviyorsun bu aynı şekilde? Öyle değil o. Bu sevdiğin hal hareket itibariyle belli olması lazım. Ve demesi lazım ki hakikaten beni seviyor. Yüzüne kaçtık abi. Ben seni çok seviyorum falan. Bir zamanlar bu TGRT'nin huzura doğru. O zaman ilk yıllarında falan. İşte gece 9'daydı, gündüz 9'da alınmıştı falan. Evet. Yayın saati. Evet. Bir gün geldi birisi işte ben dedi her akşam dedi izliyorum falan. Bir senedir akşamları yok yayın. Ya dedim yalan söylüyor adam. Bir ara bir kere izlemiş demek ki. Bir kere izledi. Ya böyle deme. Niye yalan söylüyorsun ki? Açığa çıkıyor zaten o. Yani kendisini aynı şekilde böyle allayıp pullayıp yalanla falan karşısında kandıracak zannediyorsun falan. Hayır. Alışmış demek ki öyle. Dolayısıyla İnsanın bu şekilde böyle kaypak, yalan söyleyerek, insanlar yalan söyleyerek idare ettiğini, bilmem ne yaptığını falan zanneden bir kimse bir gün kendisi de aynı şeyle karşı karşıya kalır. Yalnızlaşır, garipleşir. Dost da olmaz, seveni de olmaz. Kalır gider. Peki ne yapacak o zaman? Ha, yapılacak iş İslamiyet'i öğrenmek. Başka bunun çaresi yok. Başka bunun çaresi yok. İslamiyet'i öğrenirse... Güzel insan nasıl olur onu anlatıyor yani İslamiyet. İslamiyet'i öğrenirse, İslamiyet'in emirlerini hayatına geçirirse ve ahlakını düzeltmek için kötü huyları öğrenir, bunlar tedaviye başlarsa, beş vakit namaz kılarsa, kul hakkını öğrenir ve bunlara riayet etmeye başlarsa, bunun hal ve hareketlerinde değişmeler başlar. Bunun hal hareketlerinde değişmeye başlar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubat kitabını okuyan bir kimse her gece mesela az az da olsa okumaya başlamış olsa çünkü buyuruyor ki o kitabı okumak insanın ihlasını arttırır, haramlardan, günahlardan da soğutur. Peki nasıl soğutur? Sen elinde değil ha bu ne falan öğrenmeye başlarsın. Aa dersin ya ben insanlara böyle davranıyordum. Ne kadar kötülük ediyormuşum ben. Bir müddet sonra farkına varmadan insanları sevmeye, insanların da seni sevdiğini görürsün. Seni sevdiğin o zaman fark edersin ve anlaşırsın. Dolayısıyla bizim kendimizi kurtarmamız ve insanların da aynı şekilde bizi sevmesini temin etmemizde en kestirme yolu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hediyeleşiniz. Ve insanlara iyilik ediniz. Hediyeleşiniz ve insanlara iyilik ediniz. Bir söz vardır. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse hal bilir. Yani yaratan bilir. Hani büyüklerden bir zat böyle aklen malum olanları toplar. Onlara işte elbise alır, ayakkabı alır, yedirir, içirir falan. Fakat aklen malul oldukları için, aklen özürlü oldukları için yeni elbise bile alıp tutuyor. Böyle jart diye yırtıyor. Ayakkabıyı götürüp çamura sokuyor. Demişler ki efendim demişler bunlar demişler kadir kıymet bilmez ki. Niye sürekli böyle alıyorsunuz? Alıyorsun bak demiş ayakkabıyı bak yeni ayakkabı aldın götürdüler bile bile çamurun içine soktular girdiler çamura girdiler. Buyurmuşlar ki ben onlar takdir etsin diye yapmıyorum ki. Bunlar bir yaratan var mı? Sahibi bilmiyor mu bunu? Görmüyor mu? Onun takdir etmesi önemli. Önemli olan o. Biz de aynı şekilde hani Yunus Emre Hazretleri'nin var ya yani insanı biz gelmedik davi için bizim için sevi için. Yani biz insanı Yaratandan ötürü. O şekilde baktığın zaman İmam-ı Rabbani Kutsal Hazretleri'nin bir sözü var. Buyuruyor ki herkese sevilecek bir taraf vardır. Mesela buyuruyor. Zenci de güzel gözükür beyaz dişleri buyuruyor. İnci gibi. İnci gibi. Peki. Abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alimlerin iyisi, insanların en iyisi, kötüsü de insanların en kötüsüdür. Yazıklar olsun kötü alimlere ki, ilmi ticarete alet ederler, amelsiz alim mum gibidir, kendini yakar, insanları aydınlatır. Aşkın ile aşıklar bu, yansın ya Resulallah bu içi
başkın şerabın hu kansın ya Resulallahu illahu illahu hasbi Rabbi. Medeni ya sahibel meydan kalbi gayrullahu. Şeref verdin bu dünyaya, dualem aşıkan oldun. Nur Muhammed senin nuri cemalinden bütün alem ziya oldu. Aman ya Allah'u mafi kalbi Cenab-ı Hak Teala'nın Habibi kibriyasısın. Sen oldun ahsenül insan, sana mahbub hüda oldun. Cellallahu mafi kalbi gayrullah. Günahı, cürmü, isyanla bütün alem seni bekler. Şefaat menbai sensin, sana Kevser ata oldu ya. Sallallahu senin ateşi aşkından cihanda zar eder bülbül. Gül aldı rengini senden, terin ana şifa oldu. Meded ya aşık Yunus'un canı hu, ilmü şefaatkanı hu, alemlerin sultanı hu, sensin ya Resulallahu, illahu, illahu, hasbi Rabbi Cellallahu. Mafi kalbi gayrullahu, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallahu, illahu, illahu. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İmanı ve farzları ve haramları öğrenmek, bilmek de farzdır. 33 farz meşhurdur. Bunlardan 4'ü esas olup, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. İman ile beraber bu 4 farz, İslam'ın şartıdır. İman edip de ibadet edene, yani bu 4 farzı yapana, Müslim veya Müslüman denir. Dördünü birden yapıp da haramlardan kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa Müslümanlık bozuk olur. Dördünü de yapmayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman insanı yalnız dünyada korursa da ahirete imanla gitmek güç olur. İman muma benzer. Ahkâm-ı İslamiye, mum etrafındaki fener gibidir.
mum ile birlikte fener de İslamiyettir ve dini İslam'dır. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olamaz. İslam olmayınca iman da yoktur. Din, insanları saadet-i ebediyeye götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu iğri yollara din denmez. Dinsizlik ve kâfirlik denir. Allahü Teala Adem aleyhisselam'dan beri her 1000 senede bir peygamber vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Bu peygamberlere salavatullahi teala aleyhi ecmaîn resul denir. Her asırda en temiz bir insanı peygamber yaparak bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir. Resullere tabi olan bu peygamberlere de nebi denir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere iman etmeyi istemişlerdir. Fakat dinleri, yani kalb ile, beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri başka başka olduğundan, İslamlıkları, Müslümanlıkları da ayrıdır. İman edip de kendini ahkâm-ı İslamiyye'ye uyduran Müslümandır. Ahkâm-ı İslamiyye'yi kendi arzularına, keyiflerine uydurmak isteyen kâfirdir. Bunlar bilmezler ki Allahü Teala dinleri nefsin arzularını, keyiflerini kırmak ve taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh, sülale-i Resul'den alim ve veli bir zat. Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a vuslat. Derdi ki, ey insanlar, bir seraptır bu dünya. Bugün var görünse de harap olur sonunda. İnsan çok yaşasa da ölecektir akibet. Ölümden hiçbir insan kurtulamaz ki elbet. Can vermenin acısı öyle çetindir ki hem hiç kalır ona göre dünyadaki her elem. Lakin ahiretteki azaplara nispetle hiç yok denecek kadar hafif kalır gayetle. Ölüm insanlar için çok zordur elbette ki. Gafletle ölenlerin kötüdür akıbeti. Nedense kimse bunu düşünmüyor maalesef. Duymuyor bunun için bir üzüntü ve esef. Düşünmüş olsalar da olmazlar müteessir. Halbuki bu hakikat olacak bir gün zahir. Halbuki bir Müslüman çekilip bir kenara düşünmesi gerekir ölümü ara ara. Demeli ki, ey nefsim, gaflete dalma sakın. Belki sana ecelin her şeyden daha yakın. Eğer düşünüyorsan, çok gencim henüz daha, genç iken ölenleri görmez misin acaba? Sıhhatliyim diyorsan, yine yersiz bu sözün. Sağlamken ölenleri görmez mi senin gözün? Düşünsene, ecdadın şu anda nerede, hani? Ayrıldılar dünyadan, hepsi de hem de ani. Akranından ölenler var iken senden evvel, sana gelmeyecek mi sanıyorsun o ecel? Onlar da senin gibi düşünürlerdi, fakat ummadıkları anda ettiler hepsi vefat. Var idi birçoğunun malı, mülkü, serveti. Yine de ölüm oldu onların akıbeti. Senin o ölenlerden ne farkın var ki acep? Ölüm hazırlığını geriye atarsın hep. Daha bir müddet önce beraber yaşadığın kimseler vefat edip toprak oldu bir yığın. Sen dahi onlar gibi olacaksın akıbet. Hiç ölmeyeceğine elinde var mı senet? Ey nefsim,
bu gafletten uyan da kendine gel. Çalış, lakin dünyada kurma hiç uzun emel. Geçen cenazeleri görürsün gözlerinde. Hatta bizzat kabre koyarsın ellerinle. Yine düşünmezsin ki buna rağmen ne garip, ben dahi bunlar gibi olacağım ankarip. Ey nefsim, artık uyan, öleceksin sen dahi. Bir gün bu hakikatler çıkacaktır vallahi. Velakin pişmanlığın faydası olmaz asla. Öyleyse halis kul ol, dön Rabbine ihlasla. İslam ahlakı. İmanının gitmesine sebep olan şeyler 40 kadardır. 1. Bid'at sahibi olmak. Yani itikadı bozuk olmak. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği doğru itikattan çok az da olsa ayrılan sapık veya kâfir olur. İnanması zaruri olan şeye inanmazsa hemen kâfir olur. İnanması zaruri olmayan şeyi inkâr etmek bid'at veya dalalet olur. Son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 2. Zayıf iman, yani amelsiz iman. 3. 9 azasını doğru yoldan çıkarmak. 4. Büyük günah işlemeye devam etmek. Bunun için içki içmemeli, Müslüman hanımları ve kızları, baş, saç, baldır ve bileklerini yabancı erkeklere göstermemelidir. 5. Nimet-i İslam'a şükrünü kesmek. 6. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. 7. Zulmetmek. 8. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammediyi dinlememek. Böyle okunan ezana kıymet vermezse hemen kâfir olur. 9. Ana babaya asi olmak. Onların İslamiyete uygun olan, mübah olan emirlerini sert sözle reddetmek. 10. Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11. Namazda, rükûda, kavmede, iki secdede ve celsede tadil-i erkânı terk etmek. Tadil-i erkân, tumaniyetle, yani hiç hareket etmeden Sübhanallah diyecek kadar durmaktır. 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp öğrenmesine ve çoluk çocuğuna öğretmeye ehemmiyet, önem vermemek ve namaz kılanlara mani olmak. 13. Hamr, şarap ve fazlası sarhoş eden her içkiyi az da olsa içmek. Bira içmek de haramdır. 14. Müminlere eziyet etmek. 15. Yalan yere evliyalık ve din bilgisi satmak. Ehl-i sünnet bilgilerini öğrenmeyip kendini din adamı, vaiz olarak tanıtmak. Böyle yalancıların yazdıkları uydurma din kitaplarını okumamalıdır. Vaaz ve nutuklarını dinlememelidir. 16. Günahını unutmak, küçük görmek. 17. Kibirli olmak, yani kendisini beğenmek. 18. Uçb, yani ilm ve amelim çoktur demek. 19. Münafıklık, ikiyüzlülük. 20. Haset etmek, din kardeşini çekememek. 21. Hükümetin ve üstadının İslamiyete muhalif olmayan sözünü yapmamak. Muhalif olan emirlerine karşı gelmek. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden iyi demek. 23. Yalanda ısrar etmek. 24. Ulemadan kaçmak. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamak. 25. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade fazla uzatmak. 26. Erkekler ipek giymek. Suni ipek ve atkısı ipek, çözgüsü pamuk olan caizdir. 27. Gıybet etmekte ısrar etmek. 28. Kâfir de olsa komşusuna eziyet etmek. 29. Dünya umuru için
çok gazaba gelmek, sinirlenmek. 30. Riba, faiz almak ve vermek. 31. Övünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak. 32. Sihirbazlık, büyü yapmak. 33. Müslüman ve salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek. 34. Allahü Teala'nın sevdiği kimseyi sevmemek ve İslamiyeti bozmak için uğraşanları sevmek. 35. Mü'min kardeşine 3 günden fazla kin tutmak. 36. Zinaya devam etmek. 37. Livatada bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıkıh kitaplarının bildirdikleri vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı göstermemek. 39. Münkeri, haram işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile nehy yani men etmemek. 40. Karısının, kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine razı olmak. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ve kahramanlar diyarı olan ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Gelibolu'nun kenar mahallelerinden birinde Hallacı Mansur Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh türbesi olarak bilinen, öyle biliniyor. Yapıldığında bir hallaç için yapılmış olabilir. Bu hallacın adı da Mansur olabilir. Ama bu Hallacı Mansur, Abbasi halifesi zamanında efendim söylediği sözlerden imanı giderecek bir kelime anlaşıldığı için enel hak dediği için efendim cezalandırılan, ölümle cezalandırılan Hallacı Mansur olmaması gerekir. Nereden gerekir? Onu da söyleyelim ama böyle bir yer Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı olabilir. Bu Selçuklu'da ve Osmanlı'da vardır. Hele Birinci Dünya Harbi'nden sonra makam kabirleri Anadolu'nun birçok kabristanında vardır. Oğulları gitmiş, Galicia'da şehit olmuş. Nerede cenazesi getirilecek? Şimdi bakıyorsunuz Amerika'da birisi vefat ediyor, cenazesini akşam üzeri getirip buraya teslim ediyorlar ailesine. Köyüne, yurduna varıyor. Ama o zaman öyle değil ki. Galicia neresi? Ta Macaristan'ın üstlerinde bir yerde. Efendim, Anadolu'da Erzurum neresi? Bu araya o cenaze nasıl gelecek? Orada defnediliyordu. Künyesi de geliyordu. Tabii Anadolu'da, Müslümanlık'ta, bayram öncesi, Arefe günlerinde efendim veya bayramın birinci günü, bayram namazından sonra köylerde olsun, ilçelerde olsun, illerde olsun. Herkes cenazelerinin bulunduğu, ölenlerinin kabrinin bulunduğu mezarlıklara giderler. Bayram namazından sonra ziyaret ederler. Veya Arefe günü ikindiden sonra giderler, ziyaret ederler. Bayram ziyaretidir onlara. Fatihalar gönderirler. Tabii çocukları gurbette şehit olmuş. O köyün insanı kabristana gidecek ama oğlu vefat etmiş ama kabri yok. Bunun için zannederim bazı alınan fetvalarla onlar için de makam kabirleri yapılmış. Onlar da boynu bükük kalmasın. Köylüyle beraber mezarlığa gitsinler. Onlar da bir Fatiha göndersin. Galicia'da mı? Oraya gider. Yemen'de mi? Oraya gider. Efendim, Kars'ta mı? Oraya gider. Bu dualar için herhangi bir efendim iletişim vasıtasına ihtiyaç yok. Allah Teala onu yaratmış, anında oraya ulaşır. Böyle bir makam kabri olabileceği gibi burası Hallacı Mansur Hazretleri'nin ya da burada Evliyaullah'tan birisidir. Çünkü Yazıcızadeler zamanında Hallacı Mansur Türbesi yapılmış. Ve namazgahı yaptıran
Gelibolu namazgahını yaptıran Hacı Paşaoğlu İskender Bey yaptırmış. Hacı Paşaoğlu İskender Bey'i namazgahtayken anlattık. Hacı Paşa efendim medrese talebesi birisi hastalanıyor. Bu hastalanan medrese talebesini ihtimal ki İmam Birgivi medresesindeydi. Efendim bir türlü iyileşemiyor. Diyorlar ki kardeşim sen Mısır'a git, şifanı orada bulacaksın. O da Mısır'a gidiyor. Hastanede yatarken doktorluğa merak salıyor. Tıbba merak salıyor. Doktorlarla ahbaplıklar kuruyor. Derken tıp bilgisini ilerletiyor ve o hastanede doktor olarak görevlendiriliyor. Sonra da o hastaneye baş tabip oluyor Hacı Paşa. Ondan sonra da geliyor Aydınoğulları Beyliği'nin doktoru oluyor ve İsa Bey'in de tedavisinde görev alıyor. Onun da bir rahatsızlığını tedavi ediyor. Kabri de bunun ödemiş bir gide. İşte bunun oğlu İskender Bey Gelibolu'daki Azap askerlerinin de namaz kıldıkları Gelibolu namazgahını yaptırmış. 1407'de aynı 1407'de bu Hallacı Mansur türbesinde yaptırmış. Bu kesin. Peki Hallacı Mansur Hazretleri ne zaman doğmuş? 1454'te. Burası 1407'de yapılmış. O ise 1454'te doğmuş. Tur şehrinde doğmuş ve 1516'da da 60 küsür yaşındayken efendim idam edilmiş. Neden? Aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla alabildiğine bir şeyler söylemiş. O bir şeyler söyleyince de imana dokunan şeyler olduğu için kendisine ikaz edilmiş. Tövbe etmen lazım. Böyle bir söz söyledin. Söyledimse söyledim. Ben farkında değilim ama söylemiş olabilirim diyor. Hapsediyorlar. Hapisteki hayatı nasıl geçmiş? Onu da gidelim türbenin önünde anlatalım. Yine Hallacı Mansur rahmetullahi aleyh adına gidelim orada anlatalım. Hallacı Mansur Hazretleri bir arkadaşını ziyarete gider, esnaftan bir arkadaşını. O da hallaçtır. Kendisine de Hallacı Mansur denmiyor o zaman. Adı Mansur. Yani yorganı, yatağın yününü, neyse pamuğunu böyle katılaşmışsa üstünde yatıla yatıla kullanıla onu biraz kabartma işini hallaçın yayı vardır. O yayla atar, kabartırlar. Bir işi düşüyor. Bir arkadaşına yardım edilecek. Diyor ki oradaki hallaca, ya şu arkadaşın işi var, ona bir yardım etsen olur mu? Bir yarım saatini falan alır. O da gidiyor. Birkaç saat kalıyor orada. O iş olamıyor bir türlü. Uzuyor falan filan. Gelince de söyleniyor arkadaşı. Diyor ki ya beni azıcık bir iş diye gönderdin. Bugünkü işimin hepsi kaldı burada kardeşim diyor. Ya şunların hepsini yetiştirecektin diyor ya. Böyle arkadaşlık mı olur falan diyor. Ne oldu? Hangileri kaldı diyor. Ya şunlar atılacak işte. Hangileri diyor elini taktıkça böyle oradaki o birikmiş olan hallaçya ile atılacak şeyler parmağa girdikçe o yün yığınına hepsi böyle kabarıp kalıyor. Arkadaşı bakıyor Hüseyin. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Yok bir şey yapmıyorum diyor. Onun sabahtan beri yapamayacağı işin hepsini yapıyor ve alasmandık diyor. Aşk-ı ilahi sarhoşu. Gerçekten aşk-ı ilahi sarhoşu. Çok kerametleri görüldü Hallacı Mansur Hazretleri'nin. Yanına ziyarete gelen kimselere kışın yaz meyvesi, yazında kış meyvesi ve sebzesi ikram eder idi. Bu haliyle meşhurdu. İnsanlara evlerinde yedikleri, yaptıkları gibi hususları hiç onu görmeden sen şunu yedin bugün, bunu yaptın gibi sözler söylerdi. Bunu gösteriş için söylemezdi. Kendini zapt edemezmiş efendim. Zaten enel hak söylemesi de ondandır. 400 kişiyle çölde giderlerken o 400 kişi diyorlar ki ya yiyeceğimiz bitti. Ya Mansur bize yardımcı ol. Elini uzatıyor arkaya. 400 kişiye her birine bir kelle bir pide veriyor. Hapur şupur da yiyor herkes. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Çölde ne gezer 400 tane kelle? Bu tip kerametleri çok görülen birisidir. İşte bir gün aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla o bir kendini kaybetme halidir. O bir kendini zapt edebilme halidir diyor kitaplar. Ben bilmiyorum, yaşamadım.
Ha yaşanırsa tahammül edilir mi, edilemez mi? Onu bilemem. Onu Allah Teala bilir. Efendim, enel hak diyor. Çiçeğe bakıyor, Allah Teala'nın kudretini görüyor. Ağaca bakıyor, kuşlara bakıyor, sulara bakıyor, taşa, toprağa, hepsine Allah Teala'nın kudreti ilahiyesini görüyor. Bunu görebilmek çok önemli bir şeydir efendim. Sonra kendi üstüne başına bakıyor. Elinin yaratılışına, gözünün yaratılışına, kulağının yaratılışına. Hepsinde Allah Teala'nın kudreti ilahiyesi var. O olmasa olamazdı. Bir sarhoşluk anında enel hak deyiveriyor. Ben hakım. Yani ben Allah'ım gibi. Yani benim her yerimde Allah Teala'nın kudreti ilahiyesi var demek istiyor ama meramını ifadede o aşkın verdiği şiddetle biraz hataya düşüyor. Bunu halifeye şikayet ediyorlar, Abbasi halifesine. Tabii bu Bağdat'ta oluyor. Dicle kenarında bir yerde oluyor. Efendim vefatı da 1516 Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferine giderken Mercidabık zaferini kazandığı sıralarda da bu olay oluyor. Halife hapsedin bunu diyor. Böyle adam dışarıda durmamalı, insanları ifsad eder. Herkes ben enel hakım, enel hak, enel hak, enel hak demeye başlar. Efendim hapse sokuyorlar ve hapisteyken ziyaretine birisi gidiyor efendim. Şeyh Ebu Abdüllatif Abdullah-ı Hafif rahmetullah aleyh gidiyor. O da çok uzaklardan gelmiş. Efendim diyor ki ben işte Hallacı Mansur'la görüşeceğim. İçeriye alıyorlar. Halife yasak etmiş, ihtilattan men etmiş onu ama içeriye giriyor. Nasıl girdiyse. Yumuşak tatlı yumuşak halılar, döşekler üzerinde istirahat ediyordu diyor. Şaşırdım kaldım. Efendim odası böyle diyor. Halı, yatak, döşek, her şey mükemmel bir şekilde döşenmiş. Burada mı kalıyor? Burada kalıyor. Nerede kendisi? Şimdi abdest almaya gitti. Peki ne yapıyor? Bu hapishanede yolunu şaşırmış, Allah-u Teala'nın yolundaki vazifelerini yapamayan insanlara doğruları anlatıyor. Peki başka ne yapıyor diyor? Ayağında 13 batman demir halka ile, bir batman 8 kilodur. Efendim şöyle böyle 100 kiloya yakın ağırlıkta iki ayağında 50-50 demir halka ile günde gecede 100 rekat namaz kılıyor diyor. Veya 1000 rekat. Evet. Evet 1000 rekat namaz kılıyor. Her gün. Efendim sonra geliyor. Ey genç sen nereden geldin diyor. O da kendisine ben Şirazlıyım efendim diyor. Meşayihlardan yani büyük ulemadan kimselere soruyor. Şunu tanıyor musun, şunu tanıyor musun? Ebul Abbas İbni Ata'ya gelince ben İbni Ebul Abbas'ı da tanıyorum deyince ha diyor ona söyle, onu görürsen o mektupları yaksın. Aman ondaki mektupları yaksın. Şiraz nere, Bağdat nere efendim? Zindancıbaşı içeri giriyor. Aman efendim diyor, zindancıbaşı onun müdürü güya bu görüşmeyi men edecek. Beni diyor halifeye şikayet etmişler. Bir insanı haksız yere dışarı salmışım, rüşvet almışım. Beni idam edecekler diyor. Korkma korkma diyor. Sana bir şey olmaz merak etme diyor. Ve adam çıktıktan sonra zindancı başını çağırtıyorlar. Diyorlar ki ya seni biz böyle bir şeyle suçladık ama aslında o suç senin değilmiş. Bu hatayı başkası yapmış. Seni affettik ve seni terfi ettirdik. Böyle fevkalade halleri görülen birisi. En sonunda hapse girip de yine de o sözünden dönmeyince, tövbe etmeyince ölümüne karar veriliyor. Efendim kendisi meydanlık bir yere çıkarılıyor. Elleri, ayakları işte kesici aletlerle kesiliyor. Sehpadan yere düşürülüyor. İnsanlar taşlamaya başlıyorlar. Bu arada kesilen yerlerinden akan kanları yüzüne sürüyor. Hallaç ne yapıyorsun sen diyor. Diyor ki ben ölümden korktu da yüzü sarardı demesinler diye şimdi kan kaybından yüzüm sararmıştır. Onu böyle kanları sürüyorum ki yüzüm kırmızı görünsün, yüzüm soluk görünmesin diyor. Bir ara ah diye inliyor. O kadar kesilirken ah demiyor. Hallaç ne oldu diyorlar. Ya bu insanlar avamdandır, halktır.
Benim halimi anlamazlar. Bunlar taş atıyorlar. Bu taşlar acıtmıyor. Ama halden anlayan birisi vardı ki Bişri Hafî olduğu, Hazretleri olduğu söyleniyor. O diyor, gül attı bana. O gül beni incitti. Benim derecemi alt üst etti o gül diyor. Benim derecem taşlarla yükseliyordu ama o gülle ben bu hale geldim. Ve Hallacı Mansur şehit edildikten sonra birisine tembih ediyor, talebelerinden birisini. Beni öldürdükten sonra cesedimi yakarlar, bir yere gömüp de ziyaretgah olmasın diye. Dinde yoktur böyle bir şey ama menkıbe böyle söylüyor. Belki de ceza alanlar için böyle olabilir. Dicle Nehri'ne atarlar. Dicle Nehri kabarır. Bağdat'ı çok şiddetli bir şekilde tehdit eder. İşte sen o zamanda benim hırkamı yavaşça kimsenin görmediği bir yerde Dicle'ye daldır ki hani kaynayan süte kaşığı sokar da karıştırınca kaynaması gider ya efendim. Hakikaten de Dicle kabarıyor. İnsanlar dehşete düşülüyor. Kıyılardaki insanlar evlerini terk edip gidiyorlar. Bir afet hali meydana geliyor. O delikanlı götürüyor hırkayı. Şöyle bir Dicle'nin suyuna değdiriyor. Ve Dicle tekrar yatağına çekiliyor. Efendim o Hallacı Mansur'a da Allah-u Teala rahmet eylesin. Çünkü o söylediği hatalı sözünden dolayı dinen bir ceza aldığı için o suçuyla ahirete inşallah gitmemiştir. Buradaki Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı ise ben ruhlarına Fatiha okudum. Ama 1407'de onun doğmadan önce yapılmış bir türbede böyle bir Mansur isimli bir alim olabilir, bir komutan olabilir. Bunlar hususunda bir tespitimiz yoktur. Onun için de bu türbeyi sizlere anlattık. Hakiki Hallacı Mansur'u da sizlere anlattık. Gerisi sizin karar vereceğiniz efendim. Ben sizleri yönlendirip de şöyle karar verin diyecek ne ilmi kabiliyetim var ne de tarih hususunda böyle bilgilerim var. Ne yapalım? Bu programda bu bilgiler az olduğu halde yapıyoruz veya olmadığı halde yapıyoruz. Bağışlayın. Hoşça kalınız efendim.